Metosa'nın katkılarıyla hazırlanan Hatırası Aziz İnsanlar Bursa başlıyor. Okula yazılmak yeni bir ad, yeni bir isim kazanmak anlamına geliyor sanıyordum ama hayır. Aleykümselam. Kıymetli Ahmet Turan Hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hak razı olsun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Hocam, sizi Bilal Kemikli olarak biliyoruz. Abinizin ismini almışsınız. Evet. Evet, tabii yani bu bugünlerde çok şaşılacak bir şey gibi geliyor belki ama bizim dönemlerimizde, bizden önceki dönemlerde çokça karşılaşılan bir durum. Babam, Allah rahmet eylesin, bir köy imamıydı ve bu köy imamının yetişmesi de köyde oluyor. Yani 40'tan 50'ye doğru olan o dönemin dini eğitim açısından bazı paradokslar içerdiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden de köyde geleneksel usul okuyor. Mümkün olduğu kadar devlet kapısından uzak kalan bir anlayış. Biz hizmetimizi yapalım, talebe yetiştirelim. Tamam, bir köy imam ama dersler okutan bir hoca efendi. Benim doğduğumda Fahri imam, hakıyla imamlık diye bir tabir vardır. Maaşlı değilsiniz, memur değilsiniz. Köylü sizin şeyinizi karşılar. Ben doğduğumda babam hakıyla imamlık yapıyor. Yani resmi bir memur olmadığı için de bir lüf cüzdan çıkarma ihtiyacı hissedilmiyor. Sebeplerden birisi bu. Şehre gelecek, şehirde nüfusta bir kayıt yaptıracak falan bir meşakkat, uğraşı. Bu işlerle pek fazla uğraşan birisi değildi rahmetli babacığım. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama bir başka taraf da şu, rahmetli anacığımın erkek çocukları pek kalmamış yani, vefat etmiş. Ben de nasıl olsam doğduğumda ölürüm diye düşünmüşler. Ölecek adama bir hüviyet cüzdanı, lüf cüzdanı niye çıkartalım demişler belki. Ben bu yüzden nüfus cüzdanı çıkartılmayan ama ilkokula giderken, ilkokul birinci sınıfta daha yazıldığım günden bir gün önce, okula gitmeden bir gün önce komşumuz Kenan dede vardı. Babam anlatmadı, Kenan dede anlattı. Sen dedi artık okula gidiyorsun, okula gidince adın da değişiyor. Ahmet Duran da demedi, Ahmet Turan demedi, Duran dedi. Duran artık dedi seni dedi adın da değişiyor. Adın değiştiği için sen o yeni ismi öğreneceksin. Nedir adın? Bilal. Bilal ismini öğrendim. Ben sanıyordum ki ilkokulda bütün çocukların isimleri değişiyor. Okula yazılmak yeni bir ad, yeni bir isim kazanmak anlamına geliyor sanıyordum. Ama hayır. Mahallede birlikte oynadığımız arkadaşlarımız Recep'in ismi. Mesela biz mahallede sokakta İrecep diyorduk belki Sivas ağzıyla ama İrecep Recep oldu. Hasan yine Hasan'dı. Ahmet Ahmet'ti. Ama adı değişen bir tek ben vardım. Bilal Kemikli oldu. Hocam siz hayatınızda Bilal ismini zorunun. Daha çok gördünüz Ahmet Turan ismini zorunun. Bilal ismini çok sevdim. Bilal beni kuşattı. Yani Duran dediklerinde ya da Ahmet Turan dediklerinde eskiden, şimdi diyen yok tabii yani o unutuldu. Büyükler vefat ettiler. O şekilde o ismi bilen isimler. Bilal sanki bana daha çok uygun oldu. Çünkü Bilal kimliğimi de oluşturdu. Henüz ilkokula gitmeden önce babamın o ortamında, o cami ortamında bugünkü Latince'yi öğrenmeden önce ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş oldum. Dolayısıyla çocukluğumuzla birlikte Bilal sen işte müezzinsin, Bilal-i Habeşisin filan gibi teşvikler olurdu çocukluğumuzda. Bu bizim Kur'an'a olan merakımızı artırdı. Her ne kadar hafız olamazsak da ama Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmamızı sağlayan bir unsur oldu. Daha sonraki dönemlerde de Bilal'in
çok faydalı tarafını gördüm. Bilal konuşabilen bir kişi, yani konuşmayı seven bir kişi. Bilal Habeşi için de aynısını söyleyebiliriz. Ben de konuşmayı seviyorum. Hocalıkta zaten ders anlatma görevi de üzerimizde olduğu için Bilal ismiyle yakın bir kurbiyet oluşturduk diyebilirim yani. Hocam, evlatlarınıza ne isimler verdiniz ve onların şekillerini evet. Nasıl gözlemlediniz? Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Tabii isim ve müsemma olma meselesi önemli bir meseledir. Ben her zaman şunu söylüyorum, büyüklerimizden de öğrendiğimiz budur. Her kelimeyi isim olarak vermeyin. Tek başına vermeyin. Mesela Yusuf'u tek başına verilmesini pek tasvip etmem, tavsiye etmem. Benim ağabeyim Yusuf'tu. Yusuflar mutlaka aşık olurlar. Mutlaka onlar bir Züleyha'nın peşine takılırlar. Yusuf'u dengelemek için Selman vermek lazım. Yusuf Selman çok hoş, çok uyuyor da yani. Elif ismi mesela. Kızlarımıza Elif ismini veriyoruz. Elif olmak kolay bir şey mi? Elif olmak zor bir iştir. Elif gibi dost doğru olmak, Elif gibi müstahni kalabilmek, mücerret kalabilmek kolay bir iş değil. O yüzden çocuklar bu ismin altında bazen eziliyorlar. Elif, Sena diyorlar son dönemlerde. İşte bir kısım yan isimlerle devam ediyor. Bendeniz de çocuklarımın isimlerini verirken biraz bunu düşündüm yani. Verdiğiniz ismin bir benzeri olabiliyor çocuklarımız. İlk çocuğum yani çift isim verdim. Bunu da özellikle söyleyeyim. Eskiden çocuk sayısı çok olurdu. Tek isim verildi. Şimdi çocuklar azalınca biraz da iki isim birden veriliyor. Büyük kızımın adı Salime Bera. Salime annemden geliyor. Anamın adını verdim. Büyüklerin adını vermek de bir gelenektir. Çocuklar da, erkek çocuklar da analarını çok severler. Rahmetli anacığımın adını verdim. Anam kelimenin tam anlamıyla bir hükümet kadındı. Bir Osmanlı bir hanımefendisiydi. O bakımdan kızımın onun gibi olmasını arzuladım ama tek başına bu isim olmaz. Bir de Bilal'le irtibatlı olsun. Salime, vezin, ses, ahenk falan düşündüm. O günlerde çok da rahattım ilk çocuk için. Ürdün'deydim. Ürdün Üniversitesi'ndeydim. Gönlüme birden Bera ismi düştü. Salime Bera oldu. Normalde Bera erkek ismidir ama manalar birbirlerine uyar. Salime ile Bera kelimesinin manası birbirine uyar. Ve bu isim tecelli etti. Yani çocuk bir bakıma Allah ömrüne bereket versin inşallah, sağlık versin. Sanatla uğraşmaya devam etti. İlim, akademik anlamda devam ediyor ama sanatla iç içe bunu sürdürüyor. Onun bir küçüğü olan, o da kızım. İlk ikisi kız, son oğlan. Üç çocuk var. Onun adı da Nesime Beyza. Nesime doğumunda vesile olan komşumuz bir doktor hanımefendi vardı. Bir arkadaşımızın eşi. Oradan mülhem oluştu. Nesime'yi verince biraz onu dengelesin diye Beyza ismini verdi. Küçük ise oğlan, onda Ahmet var. Ahmet babacığımın da adı. Ama tek başına Ahmet olmaz. O günlerde Ahmet Arif Hikmet Beyefendi ile uğraşıyordum. Onun kitabıyla meşguldüm. Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi, Medine'de kütüphanesi olan ama asıl ismi Ahmet Arif Hikmet'tir. Ahmet Hikmet düşünmüştüm. Fakat birden gönlüme şey geldi. Edip Ahmet Yüknici geldi. Atabetül Hakayık müellifi. İlk müelliflerimizden birisi, ilk eser yazanlardan birisi. Onun adını da Ahmet Edip koymuş olduk. Böylece bir tarihle de bağlantı kuruldu. O küçükken ona hep söylerdim. Senin asıl ismin Edip Ahmet ama biz Ahmet Edip yaptık. Atabetül Hakayık'la alaka kursun, Yüknici ile alaka kursun diye böyle bir ilişki kurmasını arzulamış olduk. Ve bu isimler çocukların kişiliğine yansıyor. Yani onu görüyorsunuz. Amin. Mezarlardan cümlemizin evlatları mezarlardan kurusun inşallah. Hocam, 25 yaşınızda kendinizi hatırlıyor musunuz? Tabii. Çok iyi hatırlarım. Peki bugünden bu yaşınızdaki ruh halinize ne söylemek istersiniz? Çok telaşlıydım. 25 yaşında. Yani işte yüksek lisans bitirme, işte iş bulma, hayata tutunma çabası vardı. Bir koşturma içerisindeydim.
pek çok şeyin olamayacağı endişesine de kapılıyordum zaman zaman. Hepimizde olur bu. Özellikle o yaştaki her gençte olan bir hadisedir. Yani yüksek lisans yapıyor, bir yandan asistan olmak istiyor. Giriyor, sınavları kazanamıyor. Kazandırılmıyor bir şekilde, başlayamıyor. İstikrarlı bir iş arıyor. Bu arada o dönemlerdeki benim mottom şuydu, Allah rahmet eylesin Fethi Gemuhluoğlu'ndan mülhem, işini değil eşini bulan kazanır diyordu. İşim yok doğru düzgün ama ben evlenmeye karar vermiştim mesela. Eğer bir yuva kurarsam rızkım açılacak, nasibim açılacak, işlerim yoluna girecek diye hep düşünüyordum. Fethi abi rahmetli anıyorum, o bana bu konuda örnek oldu. Böyle bir telaşın olduğu bir dönem yani. Tam bir telaşlı bir dönem. Siz Aralık ayında benimle konuşuyorsunuz. Hele hele o yaşın Kasım ayını hatırlıyorum. Yani Kasım. Ne zaman bir Kasım ayıyla karşılaşsam Kasım ayı bana hep bunları düşündürür. Ankara'dayım. Ve kimseniz yok aslında. Orada hayata tutunmak için çaba sarf ediyorsunuz. Böyle bir süreç. O dönemle alakalı şimdi bakıyorum. Şunu söylüyorum. Bu kadar telaşa gerek yokmuş. Bu kadar derde gerek yokmuş. Hak Teala razıkı mutlaktır. Düzeni kuruyor. Kurmanıza vesile. Ama bu heyecan da olması lazım. Sizin heyecanınız olur ve koşuşturursanız rızkınız elbette var ama kuşun da rızkı var. Kalkıp gitmeniz lazım. Uçması lazım o kuşun. Çaba sarf etmeniz, gayret etmeniz lazım. O yaş gayret yaşıdır. Durmamanız lazım. Fakat biz bugün buradan bakıyoruz. Sizin bahsettiğiniz yaşın yarısından daha fazla olduk yani. Daha fazla bir noktadan şöyle geriye dönüp baktığımızda bu kadar telaş etme arkadaş diyorum ama yine de biraz azim ve kararlılık içerisinde yapmak istediğin için koştur demekten de kendimi alamıyorum. Peki şu an imkanınız olsun o yaşınıza dönseniz bunu kendinize söyleseniz bile o yaşınızdaki halini istediğiniz yapar mıydı yoksa? Mümkün değil. Yani şimdi ebeveynler bir baba olarak bunları bazen söylüyorum. Bir hoca olarak. Hocalık da manevi babalıktır. Bizim rahli tedrisimizden geçen yüksek lisans doktora yapan talebelerime hep bunu söylerim. Yol atalı. Biz bir yol atasıyız aslında. Onların yetişmesi için. Usta-çırak ilişkisi böyle bir şeydir. Elbette teskin etmek için söyleyeceksiniz. Kısmen de teskin olur. O anda teskin olur. O günlerde bana söyleyenler de vardı. Hocalarımdan, büyüklerimden söyleyenler vardı tanıdığım. Ben hep şöyle derdim. Ya tuzu kuru nasıl olsa. İşi yolunda derdim. Şimdi bana da öyle diyorlardır kuşkusuz. Ama buna rağmen şimdi geriye dönüp baktığımda o gün nasihat eden, sükuneti telkin eden hocalarımın, dostlarımın, büyüklerin, ağabeylerimin ne kadar önemli işler yaptığının farkına varıyorum. Yani ateşe körükle gitmemek lazım. Mümkün olduğu kadar heyecanlı olan o gence bir mecra verebilmek için o onu kabul etmese bile bu tür nasihatlerde bulunmakta fayda var. Ne kadar kabul etmese bile şuur altında mutlaka hani suyun yolu diyoruz ya o kanalı oluşmasına, o yolun oluşmasını sağlayan şeylerdir bu tür nasihatler, bu tür sözler.